Evet arkadaşlar, yeni serimizin dördüncü bölümü, hızlıca gidiyoruz. Hızlı bir başlangıç yaptık, hemen tuvaletlerimizi yaptık, kondurduk. Canlı yayında devam ediyoruz. Portal koruyucu abi neredesin ya? Tıp bitti, doktor olduk, sen yoksun. Abi inanır mısın, çoğu insana öyle olmuş ya. Vallahi. Mezun olanlar mı dersin, artık şey diyen olanlar mı? Geldim geldim. Bir bayağı bir ara vermiştik, geldik. Geldik, buradayız. Ne güzel, hayırlı olsun bu arada. Doktor oldun ha? Tamam. Bunun içerisinde başka hiçbir şey yok. Ya şunu kırın da. Şunu kırın abi. Kalanları buzdolabına götürün. Yetenek puanları mı geldi? Yok, gelmemiş. Gelmemiş ya o. O başka bir şeydir. Şimdi ne yapalım sırada? Ufaktan bir toparladık gibi. Şunun şeyini kapatayım. Bir dakika. Tüketilenlerden yemek bitini kapatalım. Yemek bitini kapatalım. Tüm yemek biti turşu olsun. Sürekli diyelim şuna. Aynen. Tüm yemek bitini turşuya çevirsinler. Çıkan bütün yemek bitleri turşu olsun abi. Bakalım. Yemek biti turşusu. Hoş. Gayet güzel. Yabani pancar, püskevidimiz varmış. Okey. Tamam. 40 kalori, 40 bin kalori yemeğimiz var. Şu an için çok kötü değil durumumuz arkadaşlar. Biraz dağınıklığı çözmemiz lazım. Şöyle yapalım. Şöyle birer ikişer depo konduralım şuraya. Buraların kapılarının önüne de hızlıca şu içerideki döküntüleri bir toparlayalım. Ne dersiniz? Araştırmada neyimiz var? Yapılabilir. Hatch farmına başlayabiliriz erkenden. Güzel olur. Çünkü kömür kullanıyoruz. Kömür kullanıyoruz. O bize sıkıntı yaratabilir ilerleyen zamanlarda. Şöyle bir bakıyorum hızlıca. Ne yapılabilir erken dönemde diye. Buradan lazım olan havalandırmayı bulmamışız henüz. Havalandırma bulunabilir oksijen odası için. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya şu an dekora zaten adamımız yok. Yetenekli sanatçı bir insan yok aramızda. O yüzden dekora gitmeyeceğim. Havalandırmayı bulabilirim. İtfaiyeci direği bulunabilir. Merdiven yatağı. Merdiven yatağı gelmiş burada. Ne gerek var ya? Egzo takım için lif. Lif var. Lif şurada. O bayağı yabani şekilde büyüsün. Burada iki tane var. Yani bunu hiç zarar görmeden buradan çekeriz bu arada. Bunu hiçbir şeye ulaşmadan, yani herhangi bir şeye bulaşmadan şuradan kırıp balçığı da serbest bırakmadan şuradan çekeriz. Şimdi şunlara tümü yalnızca süpürülen diyeceğiz. Şuradan süpüreceğiz abi. Burayı bir süpür önce. Alt kata gelip koyuyorlar ya. Bu gerçekten çok saçma bir sistem değil mi arkadaşlar? Burada da depo var abi. Buna niye koymuyorsun? Gözünü sevdiğim. Temizleyelim sağa solu. Yemekhane olmuş. Büyük salon için ne gerekiyordu? Dekor. Dekor mu gerekiyordu bunun için? Şeyi deneyeyim mi? Bu yeni bulduğumuz saksıyı.
Oraya ekmeği deneyelim mi acaba? Saksıyı diyorum ya, bitkiyi pardon. Akşam oldu zaten. Belki büyük salona geçebiliriz. Çok kolay olmuyordu o şey, büyük salon olayı da. Uzun süre uğraşıyorduk onunla, hatırlarsınız. Burada oksijen durumu hala güzel. Yani hala kötü değil. Ama buranın oksijeni sorunu olacak başımıza. Tavana tavan dekorasyonu deneriz. Bakalım ne kadar yeterli oluyor ona göre. Yani bir saksı muhtemelen hiçbir şekilde yeterli olmaz da. Ya bir de yeteneklere göre şu an biz moralde öfüz yani. Ya moralde öfüz yani şu anda. Tamam, tamam Kermit'ciğim, görüşürüz. Şu ışınlayıcıyla gidilebilir. Şuraya açıp bakılabilir. Biyobot oluşturucu ne işe yarayacak? Ona bir bakabiliriz. Onun dışında şu an iyi gibiyiz ya. Kötü değiliz. Ek bakayım şu Tazmanya bitkisinden bir tane. Ne olacak? Dekor. Kaç veriyor? 25 veriyor. Tazmanya çiçeği, öyle mi? Hepsini buraya ekelim o zaman bunların. Bunların hepsini buraya ekelim abi. Artı 20 dekor deyip olmaması çok garip ya. Soliva hoş geldin. Yetiştin yetiştin. Ya ben bir gideceğim, yemek arası vereceğim ama daha sonrasında yine devam ederiz muhtemelen. Niye böyle oluyor abi? Endüstriyel makine yok. Yemek masası var. Rekreasyonel bina nedir? Rekreasyonel bina. Acaba tablo falan mı demek istiyor? Recreation. Hani tekrar yapılabilir anlamında mı kullanılıyor acaba? Yo, yer de yeterli aslında. Burası 36 karo. Büyük salonda 32 istiyor minimum. Yeterli aslında. Yani neyse, çok sorun değil. Onu ileride de çözeriz de. Allah Allah. Oğlum niye ağlıyorsun sen bugün böyle ya? Niye böyle yaptın sen bugün? Bak bak bak. Nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor? Şimdi neye odaklansak? Evet. Chat, siz de bir fikir verin. İlk önce neye odaklanmamız gerektiğine dair. Susebilini yemekhaneye mi koyayım? O mu eksik acaba? Tamam, bir tane masa kaldıralım. Kopyalayalım. Şunu da kaldırmam gerekecek. Ya bu susebili de var ya, bütün her şey haritada şey, anasını satayım. Bir buç iki karo kaplıyor yani. Onu da bitiremedi zaten. Nedim yetenek aldı. Nedim neciydi? Aşçıydı. Tamam, şöyle yapalım. Tamam Barış'cığım, hallediyorum. Halledeceğim abi. Şeyi, bu baharat olayı
Bu baharat olayı neden elde ediliyor? Bilen var mı? Yiyecek, yiyecek. Ona bir bakmak istiyorum ya. Baharat öğütücü. Meyve sıkacağı, bitki öğütücü. Neden yapılıyor acaba? Bir onu merak ediyorum aslında. Ne? Balçık ciğer mi dedi o? Nerede var balçık ciğer abi? Şu hatchler şu bidonları yese ya. Şunu süpür hemen. Hemen süpür. Yere atmışsınız nimeti. Evet. Çok güzel. Şeymiş eksik. Barış'ın dediği gibi su sebili işi götürdü. Burada ne oldu şimdi? 6 moral oldu. Moral patlaması yapıyoruz. Selamlar, yıllar önce senden öğrenmiştim bu oyun oynamasını. Ne güzel. Yiyeceklerden yapılıyor diye hatırlıyorum. Bilmiyorum ki. Bir bakacağız ona. Yemeğimiz 30... Yemek biti turşusuyla şimdilik idare ediyoruz ya. Yemekten yana bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Kriz yaşamadık. Ama bu... Şu kirli oksijen... beni bitiriyor. Beni bitiriyor abi. Bu kirli oksijeni nasıl çözeceğiz biliyor musun? Tabii ki filtrasyon yaparak. Oo, buradan hiçbir şey araştırmamış. Neyse şunu araştıralım ya ufak ufak. Hem karbon sıyırıcı geliyor buradan, hem koku giderici geliyor. Bu kirli oksijen içeriye doğru dolmaya başladı çünkü. Tabi karbondioksit sorunu olmuyor ama bu sefer de kirli oksijen... Kirli sudan dolayı kirli oksijen abi. Şu suyun biraz azalması lazım ve bu suyun biraz azalması lazım. İkisi de bizim kat planımızı bozuyor şu anda. Bu biraz azalsın ki şu katı devam ettirebilelim. Şu süper kompüteri de buradan alırız. Bu da biraz azalsın ki şu katı da kullanabilelim. İğrenç ciğer var içeride. Nerede var? Nerede var iğrenç ciğer? Yok abi öyle bir şey. Kim uyduruyor bunları? Öyle bir şey yok. Uydurmayın böyle şeyler. Metin, süper sert kazmaya geçelim mi abi biz seninle? Moralleri karşılayabiliriz değil mi? Geçelim ya. Bunların da... Bunları full dolduralım. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Şimdi ben önceliklerden şu yemek yapma işini de... Allah pil bitti. Sesini duydum. Pişirme senin önceliğin olsun dedim. Nöbetteyim abi yeni bir. Eyvallah. Bildirim ya, bildirim çok sıkıntı abi, gitmiyor. Talha'ya yazdım bugün Discord'un botunu çözer mi diye. Geri dönerse o halledecek o işi inşallah. O hemen pratik pratik yapı veriyor çünkü.
Aa, lan kirli oksijen yüzündenmiş ya. Kirli oksijen yüzündenmiş ya. Haracımızı bırak. Eyvallah, teşekkür ederim. Kesene bereket Poyrazcığım. Ama böyle alıştırma beni. Her gün bağışlar maaşlar. Böyle beni böyle alıştırma abi. Bir kişi alabilirim artık ya sanki. Hayvancı. İnşaatı eksi 3. 4 yaratıcılık var. Tablo yapar. Bir hayvancılık var. Hayvan bakar. Doktorluk. Abi her şey var ya Ayşen'de. Ayşen resmen bize bir hediyesi ya. Kaderin bize bir hediyesi Ayşen. Ayşen gel Ayşen'cim. Gel Ayşen bacım. Ayşen'e ne vereceğiz biliyor musun? Yaratık çiftliği, geliştirilmiş çiftçilik, tarım. Evet, bunu vereceğiz. Bu abla bize hiç bakacak ondan sonra. Olur. Okey. Hemen yatağına ekleyelim Ayşen'i. Her gün olmaz abi, başlangıç kampanyası. Olmasın zaten canım. Teşekkür ederim. Kesene bereket kardeşim. Bir tek Ayşen mi yapıyor bu işi şu anda? Yakilanks. Ya bu çok kötü oldu ya. Kirli oksijeni bu araştırma tamamlansa da yapsak. Ben bu ablaya bir tane karyola koyayım şuraya. Kirli oksijenden kurtulmalıyız. Yosun ne miktarda? 7,4 ton. Ayşen bu da senin olsun kız. Yat burada. Tamam mı? Ayarla o işi sen. Evet geliyor. Geliyor. Az kaldı. Kirli oksijenden kurtulacağız inşallah. Kurtulacağız basam. Jeneratörün yerini değiştirmem lazım benim ya. Bu jeneratörün yeri burada. Olmadı. Bu her şeye engel burada. Bunu daha aşağıya alayım. Karbon sıyırıcı geldi. Karbon sıyırıcıyı belki alabilirim. Çıktısını da buraya mı atarız? Şu an için temiz suyumuz da var çünkü bayağı bir. Tamam. Biz şu çevre düzenleme işine biraz şey verelim. Şurayı yapın mesela gençler. Beklemeyin boş yere. Kömür motoru yerine daha çevreci sistem var mı? Var. Daha çevrecisi onun ne? Şey mesela. Full çevreci olan bir şey var mesela. O da hidrojen jeneratörü. Ama işte o kadar hidrojeni de bulmak dert. Full çevreci hidrojen jeneratörü var. Şurayı yap. Tamam burayı yapıver. Şu sağ solu bir düzeltin ya. Allah için ya. Tamam. Bu şurada bir şey denemek istiyorum. Olur mu emin değilim. Şimdi şuraya durdurup oyunu şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey sanki yapılabiliyordu bu oyunda ama. Şurayı da kırınca belki. Böyle yapıp şurayı deldiğimizde su taşmıyordu galiba, değil mi? Bir deneyeyim mi onu? Bir dakika kayıt alacağım. Olmazsa buraya geri döneceğim. Hadi be, gün bitti. Drak. O yaratık şey ya şu. Ama bu hidrojen üretmiyor bu.
Bu şey yapıyor. Hidrojende pulları büyüyor. Güzeliz şu an, güzeliz. Şu an güzeliz. Bir kirli oksijenden de kurtulursak. Kirli oksijenden de kurtulalım. Şunu bir denemek istiyorum ya. Sanki taşmayacak gibi ama. Şu, yani şu sistemde bu kuşların soluğu gibi düşünün. Öyle bir şey vardı sanki, değil mi? Öyle bir düzen vardı. Taşarsa yapacak bir şey yok. Ama taşmazsa şu su rezervini buradan kaldırabilirim. Tulumayı da kaldırıp. Bir deneyeceğim ya. Merak ediyorum abi. Evet. Oluyormuş. Yok, olmuyormuş. Atacak. Attı. Belki bir tane şöyle yaparsak olur. Evet, böyle oluyor. Tamam. Böyle olabiliyor ama buradan su alırken hep ıslanacaklar mı? Tamam, yok, iptal ya. Kaydı yükle diyelim. 30. 30'un başına dönsek yeterli olur galiba. Öyle bir sistem atalım. Belki tulumbayı bir kat yukarı çekebilirdik. Tam şey yapmazlardı. Olabilir. Olabilir. Şimdi sesli düşününce evet, olabilir. Hani böyle değil de biraz daha yukarıda olabilir. Atıyorum, şöyle olur. Bu da iptal olur. Şuralar kırılabilir. Tulumba da bir tık şurada olursa zannediyorum bu şekilde olabilir. Abdi burada kaldı. Evet, böyle olur. Olur mu? Bu da mı taşıyacak? Taşabilir. Taşabilir. Bekliyorum ama ben. Yayın sağlam mı gençler? Hiç çıt çıkmaz oldu yine. Ara sıra yazın, yayının bozulmadığını anlayayım. Abi taşacak gibi ya sanki. Taşıyacak gibi. Vallahi taşıyacak gibi. He. Tamam, taşarsa iptal ederim ya. Geldi mi şey? Koku giderici. Abi koku gidericiyi çocukların yatak odasına koyalım. Şuralara dizelim lütfen. Ve şurada mutlaka olmalı. Hadi bakayım. Taşacak gibi sanki su. Biriniz ses verir mi arkadaşlar? Bir şey yazar mısınız? Please. Ah, taştı be. Tüh. Neredeyse oluyordu. Tamam, neyse. Sağlık olsun. Denedik ya. Denemiş olduk.
denemiş olduk. Bu bir şekilde gene yapılıyordur da işte. Bakma sen, olur aslında yani. Hah, buradayız, geldi. Tamam. Kopuyor yayın ama ben yayındaymışım gibi görüyorum. O yüzden bir şey yazın diyorum arkadaşlar. Demin de oldu mesela. Demin de oldu o şekilde. Ben yayındayım gibi görüyorum ama aslında yayında değilim. Öyle garip garip işler olabiliyor. Tamam, şu kirli oksijen içinde temizler bunlar. Bizim biraz biraz her şeyimiz olduğuna göre bence hatch farmına girelim. Hatch farmına girelim. Sonra güç olayını daha başka bir yere alalım. Daha uzak bir noktaya alalım. Farmı artırabiliriz. Yemek farmını. ...30 dönüş mü oynamışız? Vay be. İyi ama ya. En azından çok kötü başlamadık arkadaşlar. Öyle düşünüyorum yani. Çok acınacak halde değiliz şu anda. Gayet de oluyor. Ha, en azından acınacak halde değiliz abi. Ya şu kirli su bidonlarından nasıl kurtulacağım ben ya? Şişe boşaltıcı yapsak bir yere. Manuel mi kurtulayım yani? Manuel de kurtulmak istemiyorum ki. Burası kirli oksijen doldu abi bu bidonlar yüzünden ya. Her taraftan püskürüyor. Buraya bile çıkmış, buralara çıkmış. Of, kötü oldu. Neyse. Araştırma. Hayvancılık. Farmı bulmuştuk. Hayvancılığı bulalım. Hatch farmının kilidini açalım. Bu arada bir yemek molası verelim arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahaki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın.